Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temmuz'un 18'ine geldik transferlerimiz büyük ölçüde tamamladık geriye bir tek kaleci kaldı. Kaleci mevzusunda da ne yazık ki umduğumuz isimleri çekemedik. İlk önce hedefimiz Fabrizio'ydu onu ne yazık ki Aleves'e kaptırdık ondan sonra Pilizzari'yi kiralamak istedik aslında çok mantıklı bir transferdi. Yani 20 20 yaş altında oynayan bir oyuncunun da Sunderland'e gelmek istememesi bana biraz garip geldi. Zaten Premier League seviyesinde oynayabilecek bir oyuncu olsa Milan'da oynar. Yani artık Premier League seviyesi biliyorsunuz iyice yükseldi. Ama bilmiyorum Traore de kabul etmedi. Belki itibarla ilgili diyeceğim ama bizim kulübün itibarı koşulları geçmişi falan da çok kötü değil. Yine de kabul etmediler. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Johart'ta teklifte bulunduk. İnşallah Joe gelecek. Yani kalede Joe, forvet hattında da Manzukiç olursa bizim için gerçekten çok daha böyle sinerji dolu bir sezon olur. Daha çok güven verici bir kadro olur. Joe'nun tecrübesi bizim için gerçekten değerli. Zaten 13-14'lerde geziniyor full bütün teknik özellikleri. Zinseli de karar alma hariç iyi olduğu aşikar. E biraz hızlı hızlanma düşük olabilir. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. En nihayetinde 34 yaşında 34 yaşına gelmiş bir oyuncu. Ama genel olarak inşallah olur dediğim transferlerden bir tanesi. Bazunu'yu biraz daha açıkçası istemiyorum. Türk gücü kariyerinde kullandığımız için. Ama hiçbir şey bulamazsak bir sene en azından Bazunu ile devam etmemiz lazım. E, paramızı çünkü gereksiz bir kaleciye harcamak istemiyorum. Ocak ayında tekrar sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyunculara teklif yapabileceğiz. Kadromuzu geliştirmek için çok önemli bir fırsat bizim için. Onu da doğru değerlendirmek istiyorum. Kaleci en azından bu bir sene bazunu ile e, idare ederiz. Ondan sonra yine birisini buluruz. Çok sorun değil. Aslında baktım da Sporting'e baktım, Porto'da baktım biliyorsunuz. Onlarda genç isimler var. Kimse gelmek istemiyor. fontus e, var yine genç kalecilerden bir tanesi. Watford'da 23 yaş altında. Mesela 23 yaş altında duracağını gelsin oynasın. Geçen sene çıkmış mı maçı? Çıkmamış. Kiralık girmiş İsveç'e. Şöyle bakıyorum. Kiralamak istemiyor diyor. Katkı 23 yaş altında neyin katkısı? Biz yine bir %100 verelim. Oo, maaşı da çok düşük. 213. Fesedilemezi kaldıralım. Yıldız oyuncu diyelim. Hatta rolünün, bir dakika, rolünün mevkisini de şöyle bir ayarlayayım. Libero kaleci savunma diyor. Tamam, kaleci diyelim. Belki tercih ettiğimiz bir şeyler, ya tercih ettiği rolü oynatırsak fikri değişir kulübünde. Evet, bu koşullarda yıldız oyuncu, kaleci, libero kaleci. Şöyle bir deneyelim bakalım. Belki fikirleri değişir. Çünkü refleks var, hava topları var, birebir. Şu üç özelliğe ben çok biliyorsunuz dikkat ediyorum. O taktiği kullandığım için defansın arkasına atılan toplarda kaleci forvetle birebir kalıyor. O yüzden şu üç özellik benim için önemli. Gayet iyi gözüküyor. İnşallah olur. Şimdi bir taraftan kondisyoner bulduk. Sergio Dominguez Cobo. 14, 18, 19 disiplinde 10. Tabii kaybettiğimiz 5 yıldızlı kondisyonerin yerini doldurmak kolay değil. Hemen hemen imkansız. Başka da yok zaten. Şöyle bulabildiğimiz en iyisi şu an bu. Muhtemelen 4 yıldız. Bir tane aslında çok güzel bulduk da o da altyapı sorumlusu sözleşmesiyle yeniden sözleşme imzaladı. Onun için en azından John Goodman bir 2-3 ay falan beklemek gerekecek belli ki. Şöyle bir daha bakalım istiyorsanız. Evet yeni uzattığım sözleşmeyi başlamak istemiyorum diyor. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Kondisyonersiz de olmaz. Kondisyoneri bir şekilde halletmemiz lazım. Artık sezon da yavaş yavaş başlıyor. O yüzden şöyle bir Sergio ile devam edeceğiz. Sezon ortasında da neler çıkar hep birlikte görürüz. Şimdi genel olarak kadro yapılanmasına baktığımız zaman tabi her kadro yapılanmasının kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Bu sene bence defans rotasyonumuz inanılmaz oldu. Stoperlerin yedeği, beklerin yedeği gerçekten 10 numara 5 yıldız. Kim girse kim çıksa kafamda seviyeyi düşürüp düşürmeyeceğine dair bir soru işareti olmaz. Orta saha yedeğimiz fena değil. Max Power sözleşmesi bitmesine rağmen gitmek istemedi. o yüzden orada yeni bir oyuncu arama ihtiyacımız şimdilik yok. Ansızın bir anda çekip gider mi? Gidebilir. Ama maaşı çok yüksek olduğu için, çok yüksek maaş istediği için şu 285 olsa imzalarım da. Yeni sözleşme önermiyorum. Bence e, Manzukic, Obafemi ikilisi de gayet iyi. Ofansif orta sahada John geri dönecek. E, John Daniel ikilisiyle devam ederiz. Geri geldiği zaman e, Deni de orada ofansif orta sahaya atma e, gibi bir durumumuz olabilir. Bence şu an Kadro yapılanmasında en zayıf kalan kısım sağ kanat ve sol kanat yedekleri oldu. Orada da açıkçası aramalarıma rağmen hani yedeğe koysak sonradan girdiği zaman çok güzel işler yapabileceğim oyuncular bulamadım. O yüzden e, çok da üzerine düşmek istemedim. Yani vasat oyuncular olacağını genç oyuncularımızı oynatalım daha iyi gibi geldi. Paulo Martins... Yani şu an tabii 16 yaşında bir oyuncuyu koyduğumuz zaman ne performans vereceği tamamıyla sürpriz. Top kapması düşüyor. Önemli değil. Korneri biraz artıyor. Gereksiz. Ee, sağ tarafta da Obafemi'yi kullanacağız. Obafemi'nin zaten hızını biliyorsunuz. Kanatta da oynuyor. Ama genel olarak defans rotasyonumuz kuvvetli olduğu için oraya bir 3. E, 4-2-4 taktiğini kaldırıp Yerini 3-4-3 taktiği koyma kararı aldım. Çünkü e, 4 stoperimizin 4'ü de sağlam. Şöyle 3 tane stoperi kullanarak içimiz rahat bir şekilde üçlü savunmaya dönüp e, beklerimiz zaten iyi durumda. Buraya da kanat bekleri koyduğumuz zaman e, o kanatların eksiğini kanat beklerle değerlendirebiliriz. Manzukiç e, şey ikilisi, Obafemi ikilisi Gerisine de ya John'u koyarız. Ben ofansif oyun kurucu John'la oynarız diye şey yaptım. Olmazsa da Daniel'i koyarız. Bence çok da güzel olur. Hem de biraz taktiksel olarak farklı bir şeyler denemiş olur. Uzun top taktiği denemek istedim. Çok nadir kullandığım oyun sistemlerinden bir tanesi ama Manzuk için hava toplarındaki etkinliğine güveniyorum. Bir de defans oyuncuları boşa çıkarsa e, Obafemi onu çok güzel bir şekilde değerlendirebilir. Böyle bir taktiksel değişikliğe de gitmiş olduk. Verdiğimiz bazı sözler var. Mazlukiç'e antrenörlük kursuna gönderdik. Ulusal A lisansı için çalışacak. inanılmaz bir insan ya. Tek kelimeyle inanılmaz bir zihinsel. 12, 18, 6. İyi bir şeyler olabilir mi? Yani kondisyonel antrenörü olur gibime göz geliyor ki ihtiyacımız da var ama umduğumuz seviyeye çıkabilir mi emin değilim. Onun dışında başka verdiğimiz söz Antonio ekibi geliştirecek. Zaten kondisyonelimiz geliyor. E, o zaman kaleci meselesine geçelim. Ondan sonra da Burnley karşılaşmasıyla hazırlığımızı tamamlıyoruz. Sonrasında Swansea deplasmanıyla da lige başlayacağız. Hadi bakalım. Skybet Championship'teki en iyi genç oyuncu adayları arasında Francisco var. İnşallah çok güzel bir performans gösterir. Dribbling 17'ye çıkmış. Özel yeteneği sanki biraz düşüşte. 20 miydi acaba? 20'den 19'a mı düşmüş? Şöyle özellikler kısmından bakacağız. Ya 19 zaten? Hafif bir gerileme var gibi ama geçici de olabilir. E, sezon başındayız. İnşallah kalıcı değildi. Gerçi kiralık oyuncu çok da bizim için önemli değil. Evet, Pontus meselesini kabul etmedi. Bir 40 bin euro'da şey versek oynatılmadı. 60 vereyim mi? Bence 60 verirsek kabul eder ya. Pontus'u kiralayalım. En azından bir değişiklik olur. Bir kez daha teklif yapıyorum. Hadi bakalım. Bazonu transferi tamam. Yıllık 285 bin euroya gelirim dedi. Onu erteleyeceğim. İlk önce bir Joe Hart'ı ve şey bekliyorum. Pontus'un teklifini bekleyeceğim. Ondan sonra da duruma göre bakacağız. 60 bin euroyu da kabul etmediler. Bir de 100 bin euro deneyelim. Ama muhtemelen yanaşmayacaklar ya. Hadi bakalım. Hart Sunderland'den gelen kiralama teklifini reddettim. Bu kiralama tekliflerin reddedilmesi benim biraz canımı sıkmaya başladı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta oyuncunun tercihi. Fontus meselesi de olmayacak gibi gözüküyor. Yani 100 bin euro artık verdiğimize göre böyle bir oyuncuya 100 bin euro oynamadığı zaman aylık ödeme. İnanılmaz bir para. Zaten oyuncunun aldığı maaş 213 bin euro. Bu da olmayacak gibi gözüküyor. Muhtemelen kulüp kabul etse bile oyuncu da gelmez diye tahmin ediyorum. O yüzden geriye Bazunu kaldı. Vallahi her şeyi denedik. Fabrizio'yu denedik olmadı. Plizari'yi denedik olmadı. Joe Hart'ı denedik olmadı. Fontus'u denedik olmadı. 4 tane kaleci denedik. Zaten şu anki mali durumumuzda ve pozisyonumuzda çok da fazla seçeneğimiz yok. Bir sene en azından Bazunu ile devam edelim. Ondan sonra da ne olacak hep birlikte görürüz. Muhtemelen gelecek sezon umduğumuz tarzda. Pontus benim aklımda bayağı bir kaldı. Şuna bir, iyice bir gözlemci gönderelim. Ee, şeyine de bir bakalım potansiyeli neymiş. 2023'te de bitiyor. Gelecek sezon bir sene kaldığı zaman belki çok ucuz bir fiyat alabiliriz. Bir tek gerçi dayanıklılık zayıf. Hız hızlanma da biraz zayıf gibi ama tekniği bayağı iyi ya. Refleks, hava topları birebir şu üçlü benim çok içime sindi. Degas çok önemli değil kısa fasla başlatırız. Zaten gelecek sezon manzuk hiç olmayacak büyük ihtimal. Fiziğinden geriye çok fazla bir şey kalmaz. Bakalım. Vazun o zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve artık hazırlık maçına geçelim. Şu an takım uyumumuz gerçekten çok kötü durumda. Tabii çok ciddi radikal değişiklikler yaptık kadroda. En son Gomez'in de sözleşmesini feshedince... Zaten sözleşmesi sona ermiş olmasına rağmen gitmek istememişti. E baz onu gelince artık ona ihtiyacımız kalmadı. E, Max Power elimizden alabilirler. Yeni sözleşme imzalamaya değer mi? Bence değmez. 500-600 bin euro para edecek. Giderse ona göre belki son bir transfer yaparız. Hemen şöyle bir takım seçimine geçelim. E, John henüz ne yazık ki gelmedi. O yüzden böyle çıkacağız. Haydi bakalım. Dwight için müdahalede bulunalım. Yumruğumuzu sıkalım. Çıkın ve bütün ünlerlerinizi gösterin diyorum. Çift forvetle oynuyorlar. Kanatlardan gideceğiz. Tamam. Bitiricilik 5. Güven verdi. Öbür oyuncu. Şuna bakalım. Bu sanki fena değil biraz. Şuna bir tedbirde bulunacağım. Buna da bir pres yapsak yeter diye tahmin ediyorum. Hemen kanatlardan o neymiş öyle ya komple defansı dizmiş oraya. Kanatlardan oynayacağız. Kenarlara doğru açılıyoruz. Yüksek tempo. Evet kanatlardan gideceğiz. Rakibi kanatlardan oynamaya zorla diyeceğim. Çünkü zaten kanatlarda yoklar. Ayakta savun. Haydi bakalım. Güzel bol gollü bir galibiyet bekliyorum. Burnley kolay bir takım değil ama. Evet stadyumda yine biraz boş. Hazırlık, tav hazırlık maçı olduğu için bilmiyorum ne kadar ölçü olur ama artık doldurmak istiyoruz tribünlerimizi doldurmak istiyoruz kale vuruşu kullanıldı Burnley tarafından top bizde Bartley için kolay bir top ameobi orada hemen alabilse alamadı şimdi kontra imkanı Burnley'de ama şu çok zayıf bozunu hepimizin yakından tanıdığı pek çoğumuzun takdirini kazanan bir kaleci biraz hücum ağırlıklı yapacağım Başarabiliriz diyorum. Francisco köşe vuruşunu kullandı. Arka direk. Daniel. Daniel mi vurdu? Manzukic mi vurdu? Manzukic galiba üstten dışarı çıktı. İyice kenarlara doğru iniyorum. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedim. Evet ilk yarının skoru böyle 0-0 bitecek gibi gözüküyor biraz kısır bir maç oldu ama çok defansif oynuyorlar yani yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Bu bir hazırlık maçı da olsa daha fazla takım ruhuna ve mücadeleye ihtiyacımız var beyler. Biliyorum takım ruhu oluşturmak kolay değil ama elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Dakika 55 oldu. Riski atmıyorum oyuncular artık bundan sonra şey başlıyor. Lig başlıyor. Neil gel bakalım şey zaten Max Power zaten gidici gibi. Williams gel buradasın. Sam Jackson. Sol tarafta Martins. Ondan sonra Cuma. Cunningham. Christie. Obefemi. Çalışkan forvet. Hücum. Ee, bu kadar. Kaleciyi de değiştirebiliriz ama bozun oynasın. Zaten yeni katıldım. Dakika 58 taş atışını kullanan Christie Jackson tek top. Empanzo. Sağ tarafa doğru güzel pas. Francisco. Dikine gitti Francisco. Sıfıra indi Francisco. Bıraktı Obefemi'ye harika bir gol. Bu arada Francisco'yu değiştirmeyi unuttuk. Fra ee, sağda. Şöyle. Obefemi hücum diyelim. Ben de diyorum Vilni'yi biraz fazla oldu orada. yaratıcı oyuncu diyelim. Tamam. Francisco'dan çok güzel bir gol. Bir kez daha izleyelim. En fazla orada çok şık bir pas verdi Francisco'ya. Ondan sonrası tek kişilik şov. Çizgiye kadar indi. Sıyrıldı. Bir daha sıyrıldı. Bıraktı. O Bafemi için çok kolay bir bitiriş. Sunderland 1-0 önde. Burnley gibi tabii zorlu bir rakibe karşı üstün bir performans göstermek kolay değil. Konsantrasyon kaybı istemiyorum. Son bir yüklenme yapabiliriz. ikinci bir gol için. Biraz daha çok çabalayın. Zaten 55'ten sonra girdiniz. Martins 23 yaş altında oynadığı için biraz yorgun. Ve maç sona erdi. 1-0'lık galibiyet gayet güzel. Galibiyet galibiyettir en nihayetinde. Şöyle çocuklara da bir moral verelim. Moral arttıkça, moralleri iyi oldukça kaynaşmada çok sıkıntı olmayacaktır diye tahmin ediyorum ve artık Svens maçıyla birlikte lige başlıyoruz. İlk karşılaşmamız için hazırız. Rakibimiz Svens'i 3-5-2 oynayacaklar. Raporda 4-2-3-1 oynadı diyor ama deplasman olduğu için bir de ilk maç olduğu için biraz tedbirli başlamak istedim. Ben bir 4-1-2-3 başlayacağım. Zaten ofansif orta da sakat. Baktık iyi oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Biraz daha hata kalkalım dersek Danielli ikinci yarıda ofansif orta sahaya alırız. Bazunuya biri vereceğiz. Ve maça doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım. Takım uyumumuz zayıf ama kalitemiz yüksek. Topa müdahalelerde sert olalım MET'e karşı. Yurmumuzu sıkıyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. İyi bir takımız. Bunu diğerlerine de göstermenin zamanı geldi. Biraz daha açıkçası motivasyon bekliyordum. Evet. 3-5-2 kanat değil ama kanat bek oynuyorlar. Kike. 31 yaşında fena değil bitiriciliği de var. Evet, bunun ikisini de tutacağız. Kike'yi de tut. Bunu da tut. Şimdi aslında biraz daha orta sahaya doğru alsak kanat beklerin markajından kurtulurduk ama ben yine bir tık oyunu genişleteceğim. Yüksek tempo arada sırada zamana karşı çizgiye inmeden ortalarımız var toplar bence pivot center for'a gelsin. Manzukic orada iyi işler başarabilir. Bir tık ileri dur bakayım ya. Çok da şey yani şişirmeyle başlamayalım. Bir kanatlardan gide... gidelim bakalım gidebilecek miyiz? Çünkü Francisco topu aldığı zaman sağ taraftan inanılmaz yardırarak gidiyor. Evet %63 ile başladık. Bir 10 dakikayı bekleyeceğim. Of 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 of. %70'lere çıktı. Dengeli alıyorum. Daha çok çabalayın diyorum. Evet %50'ye düştü. İlk 10 dakika çok belirleyici olmuyor. Ameo bir sol taraftan aldı. İlerledi. Orada bir müdahale var. Cunningham devam ediyor. Ver koşuyor. Çevir içeri. Vur ona Francisco. Ah oh be. Oradan nasıl kaçtı o? Cunningham da top tekrar ama atak sona erdi. Güzel başladık. Francisco köşe vuruşunu kullanacak. içeri doğru kesti ama Manzukiç neredesin Manzukiç? Tanganga sağ taraftan aldı. Şöyle bir duran toplara bir daha baksam gibi. Manzukiş bu sefer vurdu ama kaleci kucağında buldu topu. Web şöyle bir etrafına baktı. Arkadaşlarının yerleşmesini bekliyor. Uzun oynadı. Biraz sert. isabetli de. Ki aldı Birebir de kaldı. Asfalt dışarıda. Çok tehlikeli geldiler. Evet uzun zamandır bir kalecinin böyle düzgün bir pas attığını görmedim. Başarabiliriz çocuklar. Hannibal için pres yap diyor. Hemen şöyle bir presimiz yapalım. Biraz pozitif oynayacağım. Evet, ilk yarının skoru 0-0. Ne diyelim? Bence biraz çocuklara motivasyon verelim. İhtiyacımız var. Köşe vuruşunu Francisco kullanmazdı köşe vur. Ah be! Vur ona. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Collin. Sağ taraftan aldı. Beyler yaparız ya. Ah be Manzukiç. Biraz pivot santraforlara doğru atacağım. Bir tık ileri atıyorum. Herhalde bizim 4-2-3-1'e dönmemiz gerekecek. Öyle gözüküyor. %58'lerdeyiz. Hücum desek. Evet bir hamle yapmanın zamanı geldi. Francisco hafif yorgun ama iyi bir maç çıkartıyor. Enfanzo'yu çıkartıp oraya kimi alacağız? Fernandez ofansif of ortası oynamıyor. Ya Dene'yi alacağız ya Daniel alacağız. Daniel'den de yani çok bir performans gördüğümüz yok ama hadi hayırlısı. Şöyle bir şeye dönelim mentalite olarak. Tamam. Asıl bu pozitif olması lazım çünkü. Hücuma hadi yine pozitif kalsın. Çünkü bir tane defansan oyuncu eksilteceğiz. Kanatlardan Pivot center fora doğru at diyeceğim ya. Ayakta savun diyorum. Haydi bakalım. Taş atışını kullanan Colin Daniel aldı, verdi pasını Fernandez'e. İlk defa ismini duyuyoruz. Cunningham. Güzel ara pasları var. Geri döndü Yosef'e. Manzukic, Cunningham. Çevir içeri aslanım. Kaptırma. Şimdi Bartley'de sağ ve güzel pas. Colin. Çok tecrübeli bir isim. Çevir. Sert orta. Fernandez. Kesti. Allah'ım kimse yok. Ver hemen pası bekletme güzel. Cunningham. Tekrar Manzukic. Sıyırıldı Manzukic. Çevir. Vur onu işte bu kadar be. Ya Daniel Valle bir utandırdın ki. Kusura bakma birader. Bütün sözlerimi geri alıyorum. Bu arada 15 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik yenilenecek. Sözleşme uzatmama kararı al dedim ama... Sözleşme maddesi olduktan sonra bizim kararımız... Çok bir anlam ifade etmiyor herhalde. Bir sene daha uzayabilir. Ama bu fizikle zor. Yine de katkısını verdi aslanım benim. Şimdi golümüzü attığımıza göre... Biraz oraya bir Obafemi takviyesi yapıyorum. Kanattan yardırıp gidebilir. Hücum diyeceğim. Hücum diyeceğim. Gel bakalım Obafemi. Bir de şeyi göreceğiz tabi. Ne kadar kanada ihtiyacımız var. Takviyeye ne kadar ihtiyacımız var onu bir görelim. Amiobi. Manzukic orada bir yer mi değişti? Hayırdır? Evet. Ben de diyorum bunun burada ne işi var. Cunningham. Yosef, Amiobi, Manzukiç. Ki Manzukiç solda da oynuyor yani. Öyle bir oyuncu. Bak bak bak. Yavrum benim be. Şuna en son var ya Ronaldinho Eto'ya attırdı. 2000'lerin başı. Yani bir 10 senedir böyle bir pas futbol dünyasında yok. Yosef, Amiobi, Manzukiç. Sol taraftan aldı. Bakın pasın efsaneliğine bakın. Belki de Şavi atmıştır ondan sonra bilmiyorum. Şimdi değişiklikler yavaş yavaş. 5 değişikliğimiz var mı? O herhalde ilk sezon artık. Evet artık o, o günler geride kaldı. Üçüncü oyuncu bir de bek değiştireyim o zaman. Fernandez devam etsin. Beklerimizi çok yormak istemiyorum. En çok yük tabi onlara biniyor. Köşe vuruşunu kullanacak Sivensi. Bartley orada bırakır mı? 1.94 kazık diktim oraya ben. Aman diyeyim arka direkt, çok boş kaldılar. Ama Bozunu biraz dengeli. Biraz arada sırada tempoyu kontrol etmemiz lazım. Manzuki içine bırakmadı. Oralardan aslında Obefemi çok güzel koşar ama. Obefemi kanattan. Bazunu uzun oynadı. kristi sağ taraftan aldı Obefemi. İyi kontrol. Ne yaptın Obefemi? Obefemi de ne yaptığını bilmiyor. İlk defa kanat oynadığı için. Aman di o çok şanssız bir an. Çok şanssız bir an yalnız var ya. Şunu bir savunma ağırlıklı yapalım. Sakın. Disiplinli bir oyun. Biraz daha şey. Bekleri çıkarma. Biraz daha derli toplu, kompakt bir oyuna dönüyoruz. Kanatları çok zorlamayacağım. Evet. Cunningham, Yosef. Dip dibe girmeyin. Bıraktı Cunningham'a. Çevir içeri. Manzukiç var. Çevir. Taş atışı bizim. Beyler. Konsantrasyonu kesinlikle. İlk maçımız. 4, 3, 2, 1. Ve alnımızın akıyla çıktık ilk maçtan. 2 birlik galibiyet dizim. İşte bu kadar. Obefemi ve Daniel'i tebrik ediyorum. Manzuk için pasa efsaneydi. Söylemeden geçemeyeceğim. Ve Sunderland 3 puanla 5. sırada. Hadi bakalım. Yoğun bir tempomuz var. Ya sanki bir tane Kanada oyuncu alsak olacak gibi ama takım uyumu da yani bitmiş durumda. Daha al al nereye kadar? Şöyle bir aslında birkaç tane çok gönlü oyuncumuz olsaydı. Yalnız gözümü Skybet Championship'ten Ronaldo'ya diktim satılık listesinde. Aslında biz talibiz yani de. Evet. %50 57 milyon euro yıllık verene kiralarım diyor mantıklı. Neden olmasın? Neyse biraz şöyle devam edelim bakalım. Hallederiz ya. Hallederiz. OBF mi sağ tarafta fena değil gibi. Aslında bir tane daha Harvey kiralıktaydı. Bir tane daha kiralasak mı acaba? Çünkü sonuçta yedek kadroyla çıktığımız zaman bu oyuncuların büyük bir kısmı olmayacak. Bir tek bazon olacak. O mi olacak. Defanslar yedek. Dur bakayım. Bence bir de Harvey'i kiralayalım. Bu konuyu kapatalım. Harvey Elliot beyler. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim o zaman bence gelmeyecek ama bir deneyelim. Bir de 683'e harviyi patlattım ve yolumuza devam ediyoruz. Aylık finansal raporumuz geldi. 10,5 milyon euroluk bir gelir elde etmişiz. Bizim için gerçekten çok önemli bir miktar ve bunun önemli bir kısmı sezonluk biletlerden yani kombinelerden geliyor. Giderimiz 4,6 milyon euro. Bunun da yarısını vergiler oluşturuyor. Tabii ki sezonluk biletlerden elde edilen gelirden kaynaklanan vergilerde diye tahmin ediyorum. Bundan sonra her ay herhalde yaklaşık 1 milyon euro civarı bir ekside olacağız geçen sene olduğu gibi. Ama Skybet'in gelirleri bize Haydaydı haydi yeter diye tahmin ediyorum. Zaten Premier Lig'e e çıkarsak da hiçbir sorunumuz kalmaz. Hadi bakalım. Burnley bize iş teklifinde bulundu. Gerçekten kariyerimiz için önemli bir an ama... Yani bu kadar emekten sonra böyle bir güzel kadroyu kurduktan sonra Sunderland'ı bırakıp Burnley'e gidemem. Bir duygusal bağımız oldu Sunderland'le diye düşünüyorum. Alttan gelen genç yeteneklerimiz olsun. Yapılanma gitgide daha iyi hale geliyor. E, oyuncu altyapıdan oyuncu alım sistemimizi geliştirdik. Burnley yani açıkçası beni çok fazla motive etmiyor kulüp olarak. Herhangi bir duygusal bağım yok. O yüzden reddedeceğim. Aslında Premier Lig'e çıkmak için de çok güzel bir fırsat ama Evet, reddettik. Kombine satış miktarlarımız açıklandı. 25.763 tane kombine satmışız. Elde ettiğimiz 9 milyon euroluk gelir 25 binlik kombineye dayanıyor. Hiç fena değil. İleride bir 30-35 binlere çıkarsak gerçekten e, inanılmaz bir transfer bütçesi yaratabilecek seviyeye geleceğiz. Bizim için gayet olumlu. Ee, onun haricinde Toral dönmeye başladı. Gerçekten hazırlık maçlarında iyi de bir performans sergiliyordu. Tatsız şanssız bir sakatlık geçirdi. Çok hafif bir çeviklikte düşüş var. Top kapma çok önemli. Aslında e, bir ofansif oyun kurucu için markaj ve top kapması da fena değil yani. Onu da bir an önce kadroya dahil etmeye çalışacağız. Ee, onun haricinde gözlemcilik toplantısı yaptık. Çok fazla şu an için... E artık dikkatimizi çeken kadroyu seviye atlatacak bir oyuncumuz yok. Bizim için transfer dönemi büyük ölçüde kapandı. E Sergio'yu bekliyoruz. Kondisyonerimiz. Bir de Harvey olursa Harvey alacağız. O da zaten tam bir joker. Yani orta sahada da oynuyor. Fancif orta sahada da zor zamanda kaldığımız zaman sol tarafta da oynar. Ve artık tamamıyla takım uyumuna yoğunlaşmanın zamanı geldi. Takım uyumumuz kötü. Bunun haricinde bir de ee, rakibimiz Nottingham Forest karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Ee, onlar da artık bayağı kırılgan noktadalar. 22. sıraya kadar düştüler. Biraz rotasyon kadrosu ile çıkabilirim. Çünkü şeyimiz e, tempomuz çok yüksek. Bizim için oldukça inanılmaz bir hafta. Gladbach iş teklif etti. Bir haftada iki tane iş görüşmesine davet edildik. Gerçekten inanılmaz. Ama tabii Türk gücü kariyerinden sonra artık Bundesliga'da kariyerimize devam etmenin herhangi bir mantığı yok, manası yok. Heyecan getireceğini de zannetmiyorum. Artık e, kırmızı beyaz sonuna kadar Sunderland'le devam edeceğiz. Bir de haftanın takımına seçilen oyuncular belli oldu. Forvet'te Manzukiç var. Gerçekten kariyerine çok güzel başladı. Efsane bir pas. Gerçekten inanılmaz. Bir, ma bir maçta iki asist ve maçın adamı seçilmiş daha neler yapacak oldukça merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Sergio Dominguez'in çalışma izni meselesini hallettik. Kulübümüze katılacak. Artık e, sezon da başladı. Bir an önce çift kondisyonere dönmemiz şart. Şöyle bir hemen hızlandırılmış dil kursuna gönderelim. E, yeni kondisyoner aramalarımızı sonlandırıyoruz. John 45 dakika oynayabilir. Peki hemen şuradan bir ayarlarımızı da yapalım. Şunu kaldırıyorum. 4-4 şunu ikisini kaldırıyorum. Ortalama dedi. Burada dursun. Bir de şu ağıra girsin. Hafif olsun. Tamam. 23 yaş altını da ayarlayacağız tabii ki. 23 yaş altına da giriyor. 18 yaş altına da giriyor. 4 4 tamam. Bir de 18 yaş altını ayarlayacağız. Yine 4 ve 4. Aslında şuraya toplu oynama taktik falan bir şeyler bakmak lazım da. Şu IB geçsin ne kadar eksideyiz bir onu görelim. Yoksa gelecek sezona bırakabiliriz. Çok da mali olarak zorlamanın alemi yok kulübü. Evet sıradaki karşılaşmamız için kadromuz hazır. Büyük ölçüde rotasyon ağırlıklı bir kadro ile çıkıyorum. Çünkü iki gün sonra bir maçımız daha var. E, oyuncuları mümkün olduğunca dinlendirmem lazım. Geri dörtlüdeki oyuncuların da motivasyonunu e, kaybettiğini görüyoruz. Biraz oynamaya ihtiyaçları var demek ki. Çünkü hazırlık maçlarında hep yedekten soktuk. Bu dört oyuncu da gerçekten kaliteli isimler. Onları da kaybetmememiz lazım. O yüzden bence bu maçta gayet iyi işler yapacaklar. Haydi bakalım. Soyma odasına giriyoruz. Yumruğumuzu sıkalım. Bugün sizden galibiyet bekliyorum dedim. Bir tek OBF mi mutlu şey, motive oldu. Walker'a bir bakalım. Tyler. Fena değil gibi Tyler'ı şöyle bir tutacağız. Marcus Madison. Hız hızlanma çok zayıf geç. Belki Ronan belki kanır. Bence bir de Ronan'a şöyle bir pres yapsak ofansif orta sahaya mantıklı olur. Biraz pozitif de başlayabilirim. Dengeli başlayacağım. Erken bir gol yememek için. Bazen pozitif başladığınız zaman ansızın erken kontradan bir gol yiyebiliyorsunuz. O yüzden şöyle başlamak biraz daha sağlıklı. 10, ilk 10 dakika ne olacak pek belli olmaz. Evet görüyorsun %72 ile başladılar. 52'ye düştü. Şimdi 56'lardalar. Biraz daha çaba bekliyorum. 40'a 60. Evet. Topla oynama konusunda iyi değiliz. Biraz kanatları açılacağım. Şimdi amıyor bir de top. Neil. Sol tarafa güzel pas. Malon, içeri doğru çevir. Tekrar Möbi faz. inşallah o sayt olmaz. Zorlamayın artık ne yapacaksanız yapın. Kaptırdı aldı. Bir şekilde çevir onu açı dar. Köşe vuruşu. Cooper engelledi. Francisco kesti. Ne yazık ki başarı değil. Tribünler biraz daha dolu gibi gözüküyor. Pozitif oynayacağım beyler. Başarabiliriz. Güzel. Williams kısa fazla başladı. Enfanzu Neil. Güzel faz. Enfanzu da bu arada 2 haftadır Haftanın oyuncusuydu. Uzaktan bir şut. Daniel var ya bir coştu tam coştu. İki maçta iki gol. İnanılmaz jeneriklik bir gol geldi. Bir kez daha izleyelim. Tam Neil'dan bahsediyordum. İki haftadır e, takımın en çalışkan ismi antrenmanlarda diye. Çok güzel bir pas geldi. Yerden sert bir pas. Francisco kaptırdı. Daniel kontrol etti. İnanılmaz bir vuruş. Ayağının içiyle çok güzel vurdu. Üst direğe çarpan çok şık bir gol. Sunderland 1-0 önde. ...konsantrasyonu kaybetmiyoruz... ...aynı ciddiyet... ...Neil bir sarı kartı gördü... ...taç atışı bizim... ...Christy, Daniel... ...günün yıldız ismi... ...tekrar bekin'e bıraktı topu... ...Christy sağ taraftan iyi ilerledi... Koşu yoluna doğru kaptırdı aldı... ...bırak Neil'a. ...tek top, güzel paslaşmalar, üçgeni kurduk... ...şimdi çevir içeri... ...kesti, vur onu Amiobi, indirdi... ...Daniel, ah be... ...Jack'te top... Fasör stoperimiz Empanzio bıraktı. Solda boşluk var. Malon ceza sahasına girdi. Sıfır indi. Kesti. Açı Hadi be. İkidir şu pozisyonu yaşıyoruz. Malon. Abio mi? Kesti. düşünce güzel ama geçmedi. Sağ tarafı gör. Bravo Neil. Kristi. Çevir içeri. Vronov onu obfimi. işte İşte 2-0 be. Yalnız var ya. Neil'ın profili hiç iç açıcı olmamasına rağmen Skybet Championship için yeterli gözükmemesine rağmen takımı için her maç varını yoğun ortaya koyuyor. Bir kez daha izleyelim. Bakın bu gevelemeye gerek yok. Çaprazı gördü. Kristi kesti. Obefe mi? Aslanım benim. Cooper orada adamını tutamadı. 2-0'a girdi. 2-0'la girdik devreye. Çok memnunum. Bravo çocuklar. Yalnız geri dörtlü de biraz motivasyonu kaybetmeye başlamıştı. Onları da iyi toparlamış olduk. Amiobi dakika 60'a geliyor. Çok zorlamayacağım. Gel aslanım. Martins. mi sağdasın. Kanat hücum diyorum. Martins tabi ters ayaklı kanat oyuncusu destek. Hemen şöyle ters ayaklı kanat oyuncusu destek. Forvet'e tabi ki Manzukic. Aslında keşke öbür forvete alsaydım ya. Ama işte böyle geçeceğini bilemiyorsun ki. Bir değişiklik hakkımız daha var. Oraya da muhtemelen şey yapacağım. Daniel çık bakalım. Bayağı iyi bir performans gösteriyorsun. Seni de zorlamak istemiyorum. Power gel. iki yönlü. Tamam. Gayet güzel oldu. Şu an rotasyonları güzel kullandık diye düşünüyorum. Tam tıklayacaktım gitti. Evet dakika 71. Biraz daha e, çocukları idareli kullanmamız lazım. İki gün sonra bir maçımız daha var. Ve böyle böyle iki gün, üç gün devam ediyor. Tabii Lig birden tecrübeli olduğumuz için kadroyu ona göre kurduk. Aa, defansın arkasında iyi bir top. Bas Beyler konsantrasyonu kaybetmiyoruz. Aman diyeyim. Köşe vuruşunu kullanan Millwall. Madison topun başına geldi. Şöyle bir baktı. Kesti. Power uzaklaştırdı. Bravo. Son 10 dakika. Biraz daha dengeliye aldım oyunu. Evet. 2, 1 ve 0. Gerçekten sezonu çok güzel başladık. Daniel'i tebrik ediyorum. Skybet'lik bir hocam benim seviyem değildi. Çok yani şey yapamadım, motive olamadım. Sen beni bir de championship'te gör dercesine oynuyor. Evet, çocuklar da motive oldu. Geri dörtlüyü şöyle bir şey yaptık, motive ettik. Ya biraz sezon başı olduğu için tabii e, henüz anlayamadılar. Ama yoğunluğa girdiğimiz zaman herkesin forma şansı bulacağını anlayacaklar diye tahmin ediyorum. Maç kondisyonu kazanıyor durumdalar şu an. Ama moral olarak genel anlamda iyiler. Hadi bakalım. Harvey yaptığımız teklifi kabul etmedi. Neden bilmiyorum. Ee, bu sezon kiralama konusunda pek yüzümüz gülmedi. Yani çok üst düzey oyuncuları geçtim. Aslında gelmesi gerekir dediğimiz oyuncular bile pek gelmek istemedi. O yüzden şu anki kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet maç yükleri ağır demeye başladı bile. Manzuki Çağır, Obefem Ağır, Francisco Ağır. Sol tarafa Martins'i koyduk. Neler yapacak çok bir fikrimiz yok. Ama inşallah güzel bir performans alırız diye düşünüyorum. 16 yaşında bir oyuncu oynatıyorsan artık sonucuna katlanacaksın. 4-2-3-1 oyna dedi. Aslında şey olmasına rağmen, deplasmanda oynamamıza rağmen alt sıralardalar. Bir de tamamıyla bütün oyuncularını defansa yığmışlar gibi gözüküyor bakın sizin de gördüğünüz gibi raporda öyle bir şey gelmişti biraz daha hücum oynasak mantıklı olacak gibi 4-1-2-3 oynarsak hiç pozisyon bulamayacağız diye tahmin ediyorum sahaya çıkın ve iyi bir performans gösterin dedim evet yani <laughs> Tut oyuncu tutma konusunda zaten çok fazla bir şey e seçeneğimiz yok orada bir tane var onun da yalnız hızlı hızlanması hiç fena değil e şöyle bir orta sahaya Daniel'i Tanıyorsunuz. Fena bir oyuncu değil ama tutmaya gerek var mı? Sanki Romero tehlikeli bir oyuncu gibi. En golcü oyuncu diyor. Bir Romero'yu pres yapacağım bir de. Her zaman olduğu gibi biraz dengeli başlıyorum. Ee, tekrar şöyle bir rakibe bakmak istiyorum. Kanatlardan oynamaya zorla diyeceğiz tabii ki. Defansın arkasına atılan toplar önemli olabilir. Bir tık standarda alacağım. Biraz daha kanatları açılacağım. Kanatlardan oynuyoruz. Rakibi kanatlardan oynamaya zorla diyeceğim. Çünkü kanat oyuncuları yok. Ayakta savun. Haydi bakalım. İki takım taraftarı da sahaya geldi. Atmosfer fena değil gibi. Maç başladı. Evet %75 ile başladık. Güzel ama ilk 10 dakikayı bekleyeceğiz. Evet 10 dakika sonunda %76 ile başladık. Hafif bir pozitif yapacağım. Neler yapabileceğimizi bir görmek istiyorum. %62'lerdeyiz. Biraz daha acaba kısa pas mı yapsak? Daniel'e sürekli pres yap diyoruz. Yok ya bunlar bunlar bence tamamıyla şeye skora yatmaya kafaya koymuşlar. Biraz daha havadan diyeceğim ya. Çok da fazla zorlamak istemiyorum ama hücum diyelim bakalım. Başarabiliriz çocuklar. Haydi. Evet, ilk yarı bitti bile. Parmakla işaret et. Performansınızdan memnun değilim diyorum. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Böyle bir şeyler yapmamız lazım, yetmiyor. Biraz daha hücum ağırlıklı Biraz daha hücum ağırlıklı. Çizgi inmeden ortalar. Daha dikine. Uzun toplar. Şimdi taş atışı bizim Colin. Yozef Fernandez kesti arka direğe doğru. Orada kimse yok tekrar Yosef'te. Sol boş. Cunningham. Önemli bir isim bizim için. Tekrar Yosef'e bıraktı. Sol taraftan ilerledi. Çevir içeri. Cunningham paslaşma güzel. Kesti arka direk. Oto dönen top bizde mi? Colin yetişti ona yetişti bravo. Gözdefle tekrar oyun kuruyoruz. Sol tarafa güzel bir pas. Cunningham. Güzel çevir içeri. Martins vur ona. Aslanım benim be. 16 yaşında genç yetenek. Paulo Martins golü attı. Ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gerçekten harika bir gol. Bir kez daha izleyelim. Josef, Üçüncü bölgeye çok güzel yerleşti. Colin'in oynaklığı gerçekten inanılmaz. Cunningham inanılmaz bir performansla başladı. Hazırlık maçlarının gözde ismiydi. Martins çok güzel bir gol attı. Ve tuttuğu köşe dikkatinizi çekelim. Kaleci topun nereye geldiğini tam anlayamadı bile. Şöyle biraz kısa fas yapacağım. Güzel. Bu gol bizi biraz rahatlattı beyler. Eyvah. O befe mi? Hocam ben tamamım dedi. Neil gel bakalım. Madem golü bulduk. Kanatta da oynayabiliyor. falan ne desek yapıyor. Ofansif oyun kurucu yapacağım ya. Zaten mezzele var ya. İki tane ofansif oyun kurucu fazla olabilir. Ama oraya zaten bir 4-1-2-3 yapmanın zamanı geldi. Enfanzu mu? Enfanzu. Yalnız tabii Yozef'i. Ya bu film mekanizması bu sene düzgün çalışmıyor. o biraz bayağı can sıkıcı oldu. Evet. Vaziyet bu. Bir değişiklik hakkımız daha var. Onunla da Fernandez'i değiştirebiliriz. Cunningham olabilir. Son 10 dakika. Sanki orta sahaya bir isim daha koysak mantıklı olur gibi gözüküyor. Power gel bakalım. Evet. Artık son 10 dakikaya. Biraz da temkinli. Son artık 3 dakika 2 1 ve işte bu kadar. Alnımızın akıyla çıktık akıyla. Genç yetenek Martins golü attı. Hocam rotasyon işi bende merak etme dedi. Şöyle bir Francisco'yu da dinlendirmiş olduk. Gayet iyi oldu. Beyler 3'te 3'le giden bir Sunderland var. Dikkatinizi çekerim. John'u tabi fazla göremedik. Sakatlıktan yeni çıktı normal. Ama 1-2 hafta içerisinde eski haline dönecek diye tahmin ediyorum. Anthony kiralık olarak göndermiştik. Artık 21 yaşına geldi. Yani potansiyel olmasına rağmen çok fazla bir işimize yarayacağını zannetmiyorum. Artık yüzümüzü şeye çevirdik. Öbür yedek kalecimiz nerede? Edim'a. Edim de 23 yaş altında oynuyor. Şu an bakalım kaç tane oynamış? 2 maç. 23 yaş altı başladı mı? Yalnız pek oyuncu kalmamış. Şey atmak lazım ama. Evet hazırlık maçları daha devam ediyor. Orada lig biraz geç başladı gibi. Şimdi günün son maçında rakibimiz Karabuğa Birinci turda. Biraz rahat bir maç e, olacak ama bu maçlara da ihtiyacımız var. Defans oyuncularını kazanmaya ihtiyacımız var. Rotasyonu diri tutmamız lazım. Vili bir görelim. Ondan ne alabileceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Eğer ona da biraz daha güvenebileceksek. Ee, rahatlamış oluruz günün son karşılaşması için hazırız ee, aslında 23 yaş altındaki kalecimizi Richardson oynatmayı düşündüm çünkü son maçında e, maçın oyuncusu seçildi ama fazla da risk almak istemedim ya Kupadan hızlı bir şekilde elenmesek iyi olacak bir de e, Martins gol atmış Martins'in golüne de bakalım ondan sonra maçımıza geçeceğiz Köşe vuruşu kullanıldı. Martins'ten çok güzel bir kafa. Beyler bu çocuk olacak gibi. Ümidim var. Şimdi maça geçiyoruz. 3-4-3 oynuyorum. Bence e, bu maç için gayet uygun. Jackson, Daniel, Grik. 3 oyuncunun da diri kalması lazım. Geri dörtlüyü zaten oynatmak istiyoruz. Bir tek ek olarak Tanganga oynayacak. Onu da ikinci yarı e, Kyle'la değiştiririz. Hemen bile 13 versek bereket getirir mi? 13 versek başımıza bela olur ya 13. 15 verelim hadi. Stefan, hemen Stefan'a bir müdahale, yumruğumuzu sıkalım. Ne diyeceğiz? Taraftarlarımız bizden iyi bir performans bekliyor. Kendi evimizdeyiz. Biraz motive edelim. Stefan fena değil gibi. Stefan'a bir bir alalım. Şöyle bir bakacağım. En çok asist yapan, en çok asist yapan. Daha sezonun başı olduğu için bunlar çok fazla ölçü olmaz. Şeylere bakalım ama. 14-16 fena değilmiş ya. Şu ikisine kanat beklerimiz de var ya. İkisine pres yapacağım. Kanat beklerin o bölgede pres yapması çok zor olmayacaktır. Pozitif, biraz dengeli başlayacağım. Yine pozitife döneriz. O biraz daha kanatlara doğru diri mi, derli toplu mu kalsın? Biraz daha derli toplu kalsın. Aslında yani bu taktik daha çok şeyle manzukiç üzerine kurulmuş bir taktik ama. Bakalım diğer çocuklarda fena oynamaz gibime geliyor. Bilim boyu kaç? 1.81 Daha çok çabalayın diyeceğim %67 fena oynamıyorlar. Bence biz bunu şeye göre kuralım. Kısa pas. Çizgi inmeden ortalarımız olsun. Sorun değil. Daha az dribbling diyorum. Tamam. Oyun kurucuya yollayalım mı? Topu beklere yollayalım biz en iyisi. Elle kısa oynayalım. Evet. Şöyle biraz daha. Hafif pozitif diyorum. Şimdi biraz 47'lere geldik. Başarabiliriz çocuklar. Biraz kanatları açılacağım ya. Oyunu biraz açmamız lazım. Şimdi orada bir oyuncuya kime dedi? Darik, Darikva'ya dedi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya. Geç. İptal diyorum. Devam edeceğiz. Vazonu da top. Şöyle bir etrafına baktı ve hemen sağ tarafa Tanganga. Orada gereksiz bir pas. Malon kafayla uzaklaştırdı. Kimse yok. Sabek orada hemen topu aldı. Kalesine geri döndü. Uzun bir top. Başarılı. da yeniden oyun kuracaklar. Vapaga. Sol taraftan ilerledi. Ona hemen bir pres dedi. da top tekrar. Uzun oynadı. İsabetli değil. Malon. Rakibe. Darikva sağ taraftan aldı ilerledi. Orada müdahale yerinde Williams. Evet. Parmağımızla işaret edelim. Performanstan memnun değilim. Bence biraz fazla silindik sağdan. Belki biraz daha paslaşarak oyna deyip koşu yoluna pas demek lazım. Şimdi köşe vuruşu bizim Favre içeri doğru kesti. Tanganga'ya gelmedi. Kenlock dönen toplar çok şanslı biçimde rakip takımda kalıyor. Darikva sağ taraftan aldı. Hemen oraya güzel bir müdahale Malon. Power orada biraz sert oynadı. Hakem devam dedi. Darikva çizgiye kadar indi çevirecek. Sıyrıldı dışarı çıktı. Golü değdik. Golü de yedik ama neden bu kadar zorlandık onu da anlamadım. Bu kadar zorlanmamamız lazımdı. Bir kez daha izliyoruz. Dalik sağ taraftan aldı. İçeri doğru çok iyi girdi. Sıyrıldı. Malondan iyi sıyrıldı. Orada da 90 atılan güzel bir top var. Şimdi taş atışı bizim. Christie Jackson. Will tekrar Christie de top kaptırdı. Will tekrar aldı Jackson. Favre bıraktı koşuyu ver. Daniel nefis mi? o kaçmazdı ya. Çok güzel bir organizasyon geldi ama onun kaçmaması lazımdı. Biraz John'la şey yapacağız. Gel bakalım. Libero değil de standart stoper sigorta yapacağım. Biraz daha kesici. Pasör stoper kesici. Çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum açıkçası. Kupadan erken elenmek hoş değil ama. Çünkü rotasyon oyuncuların da illaki oynamaya ihtiyacı var. Yine de lig maçları bizim için daha önemli. İyi başladık çünkü lige. Evet beyler başarabiliriz haydi. Tempo iyice yükselteceğiz. Yine uzun toplardan medet ummak zorundayız. Morley köşe vuruşunu kullandı. İçeride kim var? Arka. Oo, arka direkt bomboş. Will inanılmaz efsane bir gol attı. Federasyon kupasından çok erken elendik. Kadro da fena değildi ama belki 3-4-3 bizim için doğru bir sistem değil. Biraz farklı bir şeyler denemek istedim. Evet yani yüklenebiliriz ama artık çok geç iki gol atsak bile defla, deplasman avantajından dolayı e, önde olacaklar dakika 85'e geldi Fernandez Power ikilisi oyuncu değiştiremiyoruz Power yor, yorulsun ya Fernandez biraz çıksın oynasın. İki de kaldık Kale vuruşu uzun kullanıldı Kenlock indirdi Alon hemen Kristi sağ taraftan aldı. Kristi ilerledi. Haydi Kristi. 2-1 olsun bari. Çevir. Fernandez Christie kesti. Biraz zayıf kaldı. Power. İyice geri döndü. Jack. Kristi sağ taraftan dikine gitti. Çevir içeri. Vur ona Daniel. Üstten dışarı çıktı. Zayıf bir kafa. Evet artık çok da fazla oyuncuları zorlamanın alemi yok. Sakatlık çıksın istemiyorum. Kesin kazanırız. Büyük ihtimalle kazanırız diye çıktığımız bir maçta... ...ne yazık ki 2-0 mağlup olduk. Ama bizim bilden performans olarak... ...hiçbir şey alamayacağımız bence çok açık. Uzun bir top. Christy'de kaldı. Ve maç sona erdi. Parmakla işaret edelim. Bugün yeteri kadar iyi oynamadığınız için kazanmamız gereken bir maçta skora ulaşamadık ve çok erken veda ettik. Bu kadar erken olmamalıydım. Federasyon şey Karabağ Kapa veda etmişiz ya. Karabağ Kap da fena değil de Federasyon Kupası bizim için daha önemli. Tamam. En azından Federasyon Kupası'na kadar zaten tempomuz yoğun baksanıza. 3 gün 4 gün şurada bir rahatlayacağız. Ondan sonra 4 gün 3 gün yani genellikle bir 3 maç üst üste çok ciddi. Ondan sonra biraz rahatlama geliyor. İnşallah yani maç sayısının azlığı bize sıkıntı yaratmaz. Çünkü yedek oyuncular illaki oynamak isteyecek. Yani kupa maçlarının biraz bize faydası o oluyordu bir tanesini kaybetmiş olduk kupa maçlarından. Şey olacaksa tabi Papa Jones bu senede olacaksa sıkıntı yok. Federasyon ve Papa Jones anca gider zaten. Ama onu bilmiyoruz bakacağız. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.